yaylaların, canlıktır ormanlıktır yemyeşil yaylaların. Oy sürmene 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 yaylaların, canlıktır ormanlıktır yemyeşil yaylaların. Koktu burası. Evet. Bütün stüdyo, sürmenin güzelliklerini bütün anlattı. Bütün stüdyo evet. Öyle koktu yani. Buradan bütün sürmeni dostlara selamlar olsun. Evet. Armağan olsun. Peki bütün Karadenizli dostlara biz her zaman diyoruz. Ve tabii ki efendim bizi seven, sevmeyen herkese, herkese sevgilerimizi ve en önemlisi saygılarımızı her zaman gönderiyoruz. Efendim şimdi bir iki tane daha mesaj okuyacağım. Programımızın da malum yavaş yavaş sonuna denk geldik çünkü. Melisa Karadeniz bizlere ulaşmış. Gerçekten programınız çok güzeldi demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Adem Günaydın'a çok teşekkür ediyoruz. Fatma Özkan Bulut'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Celal Kuru Hasanoğlu sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Okuyamadığımız mesajlar için kusura bakmayın diyorum. Çünkü zamanımız daraldı. Efendim aslında... Daha fazla sohbet edecektik ama şimdi böyle güzel şarkılar ve güzel şiirler gelince ben onlara ağırlık vermek istedim. Sevgili Tahir Bulut, sizden de
bir güzel şiir ben tekrardan rica edeceğim efendim. Son şiirimiz olsun. Evet. Çünkü çok kısa vaktimiz kaldı. Sevgili izleyicilerimiz de dikkatle dinleyin efendim. Sevgili Tahir Bulut'un şiirleri gerçekten buram buram sevgi kokuyor. Buram buram kalp kokuyor bence. Dinleyin bakalım. Hep soruyordunuz ya nasıl yazıyorsunuz şiirler diye. Bu şiiri gerçekten bir duygu sahnağı içerisinde yazdım. Yazdım, memleketteyim ben, Trabzon'da, köyümde. Babamın mezarına gittim. Babamın mezarını perişan gördüm. Orada işte eski albümdeki resimleri karıştırdım. Öyle duygulandım, hüzünlendim ve bu şiir ortaya çıktı. Size de gelsin. Sizin de babanız, anneniz rahmetlik. Allah hepsine, bütün ölülerimize rahmet olsun. Hepsinin mekanı cennet olsun diyorum. Ağladım şiirin adı. Bu nasıl mızrap ki değdi telime, eski fotoğrafım geçti elime. Tat kalmamış damağıma, dilime, ta yürekten bir ah çektim, ağladım. Gözlerime biber ektim, ağladım. Saçım kömür kara, yüzüm ak imiş. Karnım aç olsa da ruhum tok imiş. Sütte leke, bende leke yok imiş. Dert yumaklarımı söktüm, ağladım. Mendilim ıslandı, sıktım, ağladım. Bak, yıllar neylemiş bu fukarayı. Gözüm seçmez olmuş akla karayı. O an akla, göze aldım akla karayı. Eski resimleri yaktım, ağladım. Tenha bir köşede çöktüm, ağladım. Gurbet elde en çok göreslendiğim, varıp görmek için heveslendiğim, yolunda kaç kere nefeslendiğim, dağın doruğuna çıktım, ağladım. Mazime kibridi çaktım, ağladım. Ömür kısa, uzun söze ne gerek? Köşede babamın çaktığı derek, kalemi bandırdım, cız etti yürek. Derdimi kağıda döktüm, ağladım. Çaresiz boynumu büktüm, ağladım. Tahir gelmiş, baba, gördün mü beni? Taşın da eskimiş, ne kalmış yeni? Meraklanma babam, bekletmem seni. Yanında boşluğa baktım, ağladım. Dünyadan kabire aktım, ağladım. Evet efendim, böyle bir şiir ki hani sözün bittiği yer derler ya, gerçekten öyle. O kadar güzel duygulara can verdiniz ki çok farklı sevgili izleyiciler. Alıp götürüyor bazen bazı dizeler, bazı sözler, bazı kelimeler. Efendim bu da, bu şiir de sevgili Tahir Bulut'tan onlardan bir tanesiydi. Gerçekten hani tüylerim ürperdi dinlerken. Eminim ki sizler de ekran başında aynı benim hissettiğimi hissettiniz. Özellikle de böyle işte dediniz ya, hani babamın çaktığı kazıkları çektim, ağladım gibi. İşte neyse.